toplumun genelini ilgilendiren bir mevzu haline geldi. Evleri, yuvaları dağıtıyor. Yıkılan yuvalar, sönen ocaklar, bataklığa sürüklenen hayatlar. Dijitalleşen dünyada artık kumarhaneler artık insanların cep telefonunda. Eğer tedbir almazsak önümüzdeki günlerde, yıllarda sosyal patlamanın eşiğine geliriz. Tıpkı bir zehir gibi yayılıyor, bir bağımlılığa dönüşüyor. Kumar yeryüzündeki en pis, en tehlikeli alışkanlıktır. Sosyal medya siteleri bu reklamların önüne geçmemek için direniyorlar. Çünkü onlar için gelir son derece önemli oluyor. Herkese bir tık kadar yakın sanal tuzaklar. Bataklığa adımını atan saplanıp kalıyor. Kaybettiğini yerine koymak isteyense çırpındıkça batıyor. Kimi borç alıyor, kimi kredi çekiyor. Sonuçsa hep aynı hüsran. Lirayla 10 lirayla kumara başlarlar. Bu her geçen gün daha da artarak büyür. Artık bir hastalık halini alır. Bonuslarla gençleri cezbediyorlar. Ancak yapay zeka hiçbir zaman onların kazanmasını sağlamıyor. Paranızın 50 hatta 100 katı vaat ediliyor. Sanal kumar oynatan bu sitelerin yöntemleri tehlikeli kurnazlıklarla dolu. Renkli dünyasında sevilen çizgi karakterler var. Popüler oyunlar var. Üstelik 18 yaş sınırı da yok bu sitelerde. Her yerdeler. Kaçak maç yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, korsan dizi ve film sitelerinde. Türkiye'deki yayıncılarsa teknik olarak oradan gelen yayınlara müdahale edemiyor. Yıllar öncesinde Türkiye'deki kumarhanelerin tamamı kapatıldı. Ancak bugün baktığınızda kumarhaneler cep telefonun içerisinde. Mevcut yasalar bu noktada yeterli değil. Her ne kadar 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanun olsa da bu siteler sürekli farklı alan adlarıyla yeniden ortaya çıkıyorlar. Ve bunların çoğunluğu yurt dışı menşeili bir şekilde hizmet veriyor. Bu bataklığa düşenleri içinden çıkamayacak hale getiren, hatta tüketseler dahi oynamaya devam ettiren şey ise vücutta yükselen dopamin seviyesi. Oyuncular kumara öyle bir bağımlı hale geliyorlar ki bırakmanın düşüncesi dahi onlara kabus gibi geliyor. Onları bu bataklıktan kurtarmak adına gerek Aile Bakanlığı, gerek İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, MASAK gibi kurumların acilen devreye girip buralara dair bir tedbir geliştirmesi lazım. Sayıştay raporlarına da giren kumar siteleri bir diğer adıyla yasa dışı bahis siteleriyle ilgili çarpıcı tespitler ortaya çıkıyor. Sayıştay'ın raporu yasa dışı bahisle açılan ve kamu kurumlarının müdahil olduğu dava sayısında rekor bir artış yaşandığını ortaya koydu. 2019'da 119 dava açılmışken 2023'te dava sayısı tam 1937'ye yükseldi. Raporda kumar sitelerine erişim engeli getirilmesiyle ilgili de çarpıcı tespitler yer aldı. 10 milyar doları aşkın bir yurt dışına para akışı sağlandığını ortaya çıkan verilerden görebiliyoruz. Türkiye'nin dış ticaret açığının %25'ine denk bir rakamı teşkil ediyor. Terör örgütleri de bu uluslararası yasa dışı bahis oyunları üzerinden ciddi finansman sağlıyor ve terör örgütlerine aktardıklarını da görüyoruz. MHP Kırıkkale Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi Halil Öztürk, yasa dışı bahis oyunlarının önlenmesi için acil önlemler alınması gerektiğini belirtti. 5 yıl sonra tüm dünyada bu yasa dışı bahis oynayanların oranının 300 milyona çıkacağı konuşuluyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak verilmiş olduğu kanun teklifleri var. Hızlı bir şekilde el alınması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçmesini istiyoruz. İlk adım atıldı. Yapay zekanın meclis gündeminde tartışılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulması onaylandı. Komisyonda yapay zeka programlarının geldiği son nokta, programların güvenilirliği, şeffaflık prensibine uygun hareket edip etmediği, kişisel verilerin kurulmasına ilişkin önlemlerin alınması ve kullanıcılara karşı sorumluluk üstlenmesi gibi başlıklarda çalışmalar yapılacak.